Bir kardeşimiz şöyle bir soru yöneltmiş. Abdestsiz, cunup veyahut da hayızlı kişilerin ellerine Kur'an alıp bunu ezberden okuyabilirler mi diye sormuş. Öncelikle abdestsiz Kur'an okuma ile alakalı, eğer Kur'an-ı Kerim'e temas edilmeden, dokunmadan okunuyor ise bunun okunması alimlerin icması ile caizdir. Ancak faziletli olanı abdest alıp okunmasıdır. İmam Nevevi Rahimallah bu konuyla alakalı Müslümanların icmasını nakletmiştir. Yani bir kimse abdestsiz bir şekilde Kur'an'a dokunmadan eğer okuyor ise bunda bir beis, bir sıkıntı bulunmamaktır. Ancak Kur'an'a abdestsiz bir şekilde dokunmak, onu bir yerden bir yere taşıma hususunda yine ulemanın cumhuru ve bunun içinde dört mezhep imamının görüşü de bu, haram olduğudur. Yani Kur'an'a abdestsiz bir şekilde dokunmak, onu taşımak doğru değildir. Bunun haram olduğunu, ulemanın cumhurunun görüşü olduğunu söyledik. Buna delil olarak ayeti kerimeyi la yemessuhu illel mutahharun, ona ancak temiz olanlar dokunur. Tenzilun min Rabbil alemin, alemlerin Rabbinden indirilmiştir ayetin delil getiriyorlar. Eğer alemlerin Rabbinden indirilmiş ise demek ki buradan kasıt mushaf, yani şu anda elimizin arasında bulunan Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmiş olan mushafın kastedildiğini bu ayetten delil getirmektedirler. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn Hazm'a yazdığı mektupta diyor ki: "Ella yemessel Kur'ane illa tahir." Kur'an-ı Kerim'e tahir, temiz olandan başkası dokunmasın. İmam Ahmed rahimeullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Amr ibn Hazm'a yazdığı bu mektup bilinen bir mektuptur. Yani yazdığı bu mektup hakkında en ufak bir şek şüphe bulunmamaktadır. Ve aynı zamanda bu sahabeden Selman-ı Farisi ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın görüşüdür. Ve sahabeden de buna muhalif olan bir görüş bilinmemektedir. İkinci bir husus, hayızlı kadının Kur'an-ı Kerim'e okuması ile alakalı hususta. Bu konuyla alakalı racih olan görüşe göre kadının, hayızlı olan kadının Kur'an-ı Kerim okuması caizdir. Özellikle de ezberini unutmamak için veyahut da ezberini müracaa etmek için veyahut da kendisine rukiye yapmak için okuyor ise, bir sebebe binaen bunu yapıyor ise okumasında bir beis, bir problem bulunmamaktadır. Ve yine bunda Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunma hususuyla alakalı hususu burada da aynı şekilde zikrediyoruz. Diyoruz ki kadının hayızlı iken Kur'an-ı Kerim'e dokunmaması gerekir. Eğer Kur'an okumaya ihtiyaç duyuyorsa biz bir bez parçasıyla, bir mendil ile, bir havlu ile ve benzeri şeyler ile Kur'an-ı Kerim'e bu şekliyle dokunabilir. Ve yine İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlar hayız görüyorlardı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların Kur'an okumalarını yasakladığına dair elimizde bir delil bulunmamaktadır. Ve yine ilim ehlinin buna cevaz vermesinin hikmeti, sebebi, diyoruz ki hayız zamanı uzun olduğu için böyle bir cevaz verilmiştir. Yani ortalama 5 gün, 6 gün, 7 gün veyahut da daha fazla hayız gören bayanlar bulunduğu için ezberini unutmamak için veyahut da ezberlediği yeri müracaa etmesi için veyahut da kendisine rukiye yapmak için kadının Kur'an-ı Kerim'e dokunmama şartı ile Kur'an-ı Kerim'i okumasında bir problem, bir beis yoktur. Üçüncü bir husus, cunup olan kimse ile alakalı soruda bahsediliyor. Yine dedik ki alimlerin çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu ve dört mezhep imamının görüşü de bu. Cunup olan kimse Kur'an-ı Kerim'i okuması, ister bu yüzünden olsun, ister ezberinden okulsun, bu kesinlikle caiz değildir. Çünkü cunup olan kimse biraz önce bahsettiğimiz hayız hükmünde değildir. Oraya kıyas edilemez. Çünkü cunupluk durumu gusül abdesti alınmasıyla birlikte ortadan kalkan bir durumdur. Ama hayızda durum böyle değildir. Mecbur o temizlenme vaktine kadar beklenilmesi gerekir. O yüzden diyoruz ki cunup olan kimse hiçbir şekilde, ister ezberinden, isterse Kur'an-ı Kerim'e bir vasıta, yani arada bir bez veyahut da bir havlu ile dokunsa dahi, ezberinden de veyahut da arada bir vasıta olmasıyla birlikte de her halükarda okuması
caiz değildir.